Merhaba. Abi, merhaba, merhaba. Nasılsın abi? İyidir, hoş geldin. Sağ ol gel. Abi, süterliklerini de vereyim ben sana. Eyvallah kardeşim. Buyur abi. Geç, buyur. Geldim, buyur geldim, kardeşim. Geldim. Evet. Çocuklar, Ömer abiniz geldi. Buna basmalı mı bu, ne bu? Para atıyordu. Abi, nasıl şey yapacağız bunu? İki saattir beceremiyorum. Lan oğlum. İngiliz anahtarı versene bana. Elleme lan. Abi, bir dakika ya. Kalk oğlum, kalk. Kalk. Evim 4.5+1, ortalama 300 metrekare, 300-350 metrekare bir evim var. Normalde burası 4 katlı bir villa ama üst 2 katında başka biri oturuyor, ev sahibi oturuyor. Alt 2 katında da ben oturuyorum. Normalde 4 katlı bir villa burası. Bana ait böyle büyük bir teras var. Ananı İşin rengi değişecek, ben anladım. Burası benim çocukluğumda içimde kalan şeylerden biri. Babayla az kavga etmedik biz atari salonları için. İçimdeydi. Sağacak Bey'i bulmuşken ilk bu eve taşındığında alınan eşya buydu. Buraya da işte böyle hafif vintage havası vermek için bunlardan aldım. Atari salonlarındaki gibi. Ama eksikler var. Bekledik Ömer bir bistro alır. Bir şey alır, getirir şuraya koyar falan diye. Evle ofis ayrıydı benim. Sonra hepsini birleştirdim. Tüm kiraları topladım. Adamadakini topladım. Burayı topladım. Ettim derken buraya taşındım. Yani abi şöyle bir yorum da bulunabilirim. Şu an senin evin giriş holü. Şöyle göstereyim evet. Biraz daha. Evet. Ömer'in yatak odası. Benim total ev. Ama hatırlarsanız pandemide bizim hayatımızı burası kurtardı gençler. Buradan benim 3 tane evim çıkar. Ama şimdi öyle. Ne diyeceğim? Bir şey diyecekti sonra gitti. Gel kardeşim, şimdi seni evin salonuna getireyim. Burası da evin salonu. Ortalama 50 metrekare falan zaten burası. Böyle evlenirken aldığımız koltuklar var hala. Sezgi ablam bunları değiştirmek istiyor. Daha böyle minimal ve küçük. Ama koltuk fiyatlarına baktıktan sonra dedim ki bence bunlar gayet iyi. Sağlamlar. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Burada tablolarımız. Televizyon çok küçük. Televizyon da alamadık. Televizyon çok küçük abi. Ya küçük değil de aslında. Burada küçük kaldı. Yani eski evimize göre tamdı bu. Her yerde küçük bir televizyon bu. Lan değildi oğlum, değildi. Monitör bu, monitör. O zaman çalışın da Fırat abinize bir tane televizyon alın. Ya piyano alacağına televizyon alın. O piyano çocuğumuzun şey için, ben müzisyen adamım. Dar gele gerdana kanka. Şimdi benim evin salonunda bir televizyon var. Biraz küçük, tamam mı? Yani aslında bayağı küçük. Yani bilgisayar monitöründen biraz büyük. Benim salon biraz geniş olduğu için televizyon da bir tek ufak duruyor ama bize yetiyor. Yani biz hani çok televizyon izleyen bir aile değiliz. Salona ilk girdiğimizde televizyonu aradık Murat'la. Bulamadık. Duvarda bir tane tablet vardı. Biz dedik bu tablet niye burada? Meğersem televizyonmuş. Şu an oturduğu salon zaten senin evden büyük olduğu için bu televizyon burada sırıtıyor ve izlemiyorlar da. Görmüyor ki izlesin. Görse... Burada piyanomuz var işte. Acizane işte burada ben çalışıyorum. Tablolarımız var. Burada işte tiyatrocu olduğumuzu nasıl belli ederiz dedik. Şu da İtalya'dan hediye gelmişti Roma'dan. Bir arkadaşımız getirmişti. Hamlet. Hamlet, Venedik Taciri, evet. Otello, Kral Lear, Macbeth, Romeo ve Juliet. Zaten kült oyunlarının hepsi burada. Gerçekten de hepsi de ayrı ayrı güzel oyunlar. Sezgi'nin ilk yaptığı heykel şu. Nasıl? Bir dakika. Sezgi bunu mu yapabiliyor? İlk mi bu? Böyle ilk mi olur? Bak şu da Sezgi'nin. Hangisi şu alttaki? Kanka şu an hemen satarım. Alırsan 5000 lira bu. Satarım. 5000 liraya almam. 3000. Ya böyle pazarlık mı olur çok hızlı. Burada benim plağım var. Şu evet. Alttaki plak. Bob Marley'nin plağını ara ara dinlerim burada. Burası da böyle. En çok zaman geçirdiğimiz yer salon oluyor. Gel. Burada Turgut'la Murat'ın yaşam alanı. Burası da benim tırnak içerisinde ofiscik. Bir tık dağınık. Aha. Yani toparlıyor ama burayı hiç toparlanmıyor nedense. Bunlar ne yapıyor ya? Bu mu yoksa tam dışarı doğru şöyle. Ay bak, gelecek böyle. Mesela 100.000 plaketim var. Diyeceksin ki 1.220.000 abonen oldu. 1 milyon evet. Plaketi gelmedi mi? 2 yıl önce 1 milyon abone geçtikten hemen sonra plaketim geldi. Ben ona özel video yapacaktım. Yapmam, hala plaketimi açmadım. 1 milyon plaketim burada duruyor. Hala daha açmadım. Nerede abi? Burada. Burada. Aynen. 1 milyon plaketim duruyor. Nerede açacaksın abi plaketi? Çamlıca Kulesi'nde ben gece video çekmek istiyordum. Aa. Oraya da böyle lazer ışıklarıyla işte 1 milyon kere teşekkürler yapıp drone'la uzaktan falan kameralarla çekip falan. Sen biraz bir... prodüksiyon. Evet, prodüksiyondu. Orası yapmasın. Ben yapmayın oğlum. Vallahi ciddi. Hayır. Hayır oğlum, yapmayın. Çok ya. Merak ettim ya. Lan s**eceğim, bunlar ne geziyor burada ya? Burada da gazoz koleksiyonum var. Evet. Aynen, bir aç dayı çek be bir tane. Hayvan Murat bunlara dadanmak istiyor ama maalesef. Bu ne peki? İlk ayakkabım. Bu ilk peruğun mu? Yok.
Bu benim kafaya olmuyor. Gel bakayım bir. Murat bir şey değil mi? Bir garip oldun ha. Saçma olsa sen çok çirkin oldun. Bu ne abi ya? Hayır, burada ışık var. Burada manken var. Normalde burada benim sivitim vardı. Fırat Solutay siviti vardı üstünde. Onu Turgut aldı ya. Müsteşcan olmuş. Hanım onu çıkartmış. Burada işte koltuğum. Ben akşamları burada oturuyor, çalışıyorum. Burada da işte tüm karakterlerimiz var. Marvel, DC. Bir insanın kendi evinde bir man cave'i, yani böyle çalışma, rahatlama, oyun evet. oynama için bir odası olması gerektiğini savunuyor musun? Yani imkanlar varsa, imkan doğrultusunda kesinlikle iyi bir şey. Yani kendine bir alan yaratman gayet iyi. Burası RDA gibi duruyor daha çok. İşte daha da beter duruyordu. Benim en toplamış halim bu. Zaten man cave'in Türkçesi ayı iğni değil mi? Hayır. Ayı iğni değil mi ya? Ayı iğni mi? Gerçekten. Ben ayı iğni olarak çevirmedim Adana İngilizcemle. Burada işte bilgisayarım var, 1,5 yıldır açmadığım. Counter mantır falan oynayabiliyorum. Sen bir tek oyun mu? Hayır. Lan hayır. Saçmalama. Ya sen salak mısın? Abiciğim ne yapıyorsun ya? Çok güzel ama onun tadı, biliyor musun? Hayır ya. Fırat abinin odasındaki sodalar çok dikkatimi çekti. Çok güzel sodalardı. Bir tane içmek istedim. Haram zıkkım etti. Şiddet uyguladı. Bağırdı, çağırdı. Ya Murat'la arkadaşlık yapılmaz. Murat eve alınmaz. Gece kimse yokken bunu dışarı çıkaracağım. Biraz hava alacak falan böyle biraz. İnsanlara zarar vermeden kendi çamurada "Aa!" diye bağıracak. Evine gelecek, yatacak, dinlenecek. Burası mutfağımız. Yine herkes kendi yaşam formunda, herkes kendi ilgili alanında. Soğuk sıkım mı bu zeytinyağı? Hafif soğuk sıkım, aynen. Burada mutfağımız. Mutfak da bayağı geniş. Mutfağın da genişliği güzel. Hayalim güzel böyle bir oturma grubu falan koymakta, almakta falan ama normal işte kendin yap boz bir masayla burada idare ediyoruz. Böyle bir mutfağımız var. Böyle dolaplarımız falan filan gayet MDF oluyor. Oğlum bu malları sen sabote edin. Yani beni sabote edin. Sen demişsin ki video eğlenceli değil de Fırat Solutay'ı sabotaj yapalım. Harbiden Fırat sabotaj sıkıntı oldu. Sıkıntı yok. Bir şey yok. Bu yere düştü sadece. Ayağı şu kadar mesafeden indi. Doğru yani. Diyorsun. Ben alayım abi. Koyma onu oraya. Mutfağımız bu. Burada işte bulaşık makinemizin yeri burada. Burada işte havalı soğutucumuz, şeycimiz var. Yemek yapım, çamaşır yok orada, bulaşık var sadece, fırın var. Bayağı bir geniş aslında. Mutfak. Abi yani senin evin bu arada mutfağı da Turgut'un ev kadar. Kanka atlasın muzunu yiyebilirsin, hiç sıkıntı yok. Bak, yak Allah için, sen de yanacaksan yak ulan be be. Buzluk nefis, çok büyük. Bir de hiç bir bok olsaydı içinde daha şey olacaktı. Eli boş gelme o zaman abi. 2 kilo et al koy şuraya o zaman. Ya misafirle etle gelmeyi ben ilk defa duydum. Abi. Ama hani o gün pişecek et de değil. Yani buzluğa koymak. Bir gün geldiğinde yine sen yersin. Abi kazma hikayesi nasıl başladı, onu anlatır mısın? Kanka benden ayrı başladı. Benim kontrolüm olmadan bazıları gerçekten birkaç milyon dolar verip bu reklamı yaptırdığımı düşündü. Ama kesinlikle öyle bir şey yok. Nacizane işte mizah sayfaları kendi eğlenmek için böyle editler falan filan yaptılar. Hiç reklamlık bir şey değil. Çok komik çünkü. Bayağı bunun bir capsleri çıktı herhalde. Evet, ben bir ay, 1,5 ay böyle gözlemledim. Benim güldüklerim oldu falan filan. Sonra dedim ki bu şarkıyı benim çıkartmam lazım. İşte müzik bölümü de mezunuyum. Zaten istiyordum bir şeyler yapmak. Tam dedim o zaman otursun konjektüre. Kendimize güzelce bir parça da yaptık. Bayağı böyle güzel bir izlenme aldı. Abi biz de bu işte capslerin ne kadar büyük bir etki yaratabileceğini gördüğümüz için evet. Biz de abi kendi capslerimizi hazırladık. Hemen geliyorum ben. Tamam. Abi şöyle vereyim. Şimdi senden istediğim bu sırayla açıyorsun. Böyle tersten burada açıyorsun abi. Bakayım. Olmadı. Evet. Olmadı. Al. Gümüş kenar ince dere, dar gele dar gele. Güzel olmuş. Çok iyi. Abi. Bir şey söyleyeceğim. Bu ben değilim abi. O sensin Turgut. Biz seni asıl böyle tanıdık. Geliyor. Bu ne? Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk geliyor. Bu kim lan? Bağış yaptı ya. 50 milyar. Çamoluk, çamoluk. Yeni Çamoluk Otomotiv 50 milyar TL. 50 bin TL. 50 milyar. 50 milyar TL. 50 milyar TL. Tamam şimdi işte çok iyi. Ben yaptırmadım. Benim bilgim dahilinde değil. Murat abi. Niye ben tutuyorum ya? Bu mertebeye nasıl geldin?
Ben haberim olsaydı müdahale ederdim buna ya. Benim hiç haberim. Düşün Murat bile müdahale ederim. Benim haberim yoktu yani. Bu inanılmaz. Yani Ömer şimdi bana bir hediye getirdi. Bu benim Kazman şarkısında akımı böyle çok güzel bastırmış. Orada işte siyasete girmeseydi her şey güzel olacaktı. Umarım orayı bulurlar, keser. Yoksa kendi şey yapar. Ben ilgilendirmiyor. Kendi hediyesi yani. Bunu ben bile yayınlayamam. Büyük ihtimalle zaten görmeyeceksiniz. Adamı s**kerler. Bence burası da konmasın. Şu an konuştuğumuz yerlerde. Kazman falan da hediye. Çok komikti. Çok komikti. Süper hediyeydi. Öteki yoktu yani. Her şeyin sorumlusu Ömer. Ömer Şanlı. Eski adı şeyi Ağır Mimar. Evi buradan çıkıyor. Abi benim GBT'yi vermeyelim abi. Kazmana ısmarladım nargele nargele. Kazmana ısmarladım nargele nargele. Gümüş kemer ince bele. Dargele dargele oy. Dargele dargele oy. Dargele dargele. Gümüş kemer ince bele. Dargele dargele oy. Dargele dargele oy. Dargele dargele. Abi ne yapıyorsun ya? Oğlum niye öldüreyim lan? O seni öldürür imkanı olsa. O arılar sayesinde hava alıyorsun lan sen. Hayvan sevgisi başka, böcek başka bir şey. Ben böcekten acayip korkarım bu arada. Yani de ki Fırat abi ya şurada 5 tane adam var bizi tehdit ediyorlar. Gidelim dayağımızı yiyelim ama şuradan uçarak bir hamam böceği gelirse beni burada bulamazsın. Uçarak hamam böceği geliyor. Böyle uçan hamam böceği. Vurr! Ya hadi ev büyük olur anlarım. Abi bu teras ne? Bu teras da işte böyle gençler geldiğinde iki top oynayalım, iki topa vuralım falan olduğu zaman. Top kaçıyor sonra onu fark ettiniz mi vaz mı geçtiniz? File germek lazım. Kiraladı bir ara. Ya biz böyle işte yaz olduğu zaman pere geliyor burada havuzda oynuyor diyor. Biz de dışarıya çıkıyoruz. Öncelikle bu bir veranda. Bu teras değil Ömerciğim. Bu veranda evet. Bu verandadır evet. Çünkü dışarıya direkt çıkışı var bunun. Bu bilgi veranda Murat. Burada işte hem çekim yapıyorduk. Böyle arkadaşlarımız geliyor. Burada bir çardak vardı. Geçen yıl çok ciddi bir kar yağışı oldu ya. Onu alıp götüremezsin. Yanmış olmalı o. Tepesi çöktü. Tepesi çöktü. Biliyorsun yan tarafta ana cadde kaldırım var. Araçlar geçiyor falan. Biz de riske girmedik. Orayı yıktırdık. Bahar ayları mesela biraz daha güzel. Güneşli, bulutlu böyle çok güzel hafif esinti oluyor. Ama çok aşırı sıcakta bir güneş istiyor. Senin çardağa kesin ihtiyacın var. Veya kameleye. Evet. Çünkü şöyle bir şeyim var abi. Ama ben bunu da yapmıyorum. Altındakini de yapıyorum. Burada bir yarı profesyonel bir mangal var bende. Onu da yapıyoruz. Bunu da hazırlıyorum. Onu da çat çut çat yapıyorum. Murat'ın mesela şu an vurdu. Ben iki yumrukla bunu indirdim, heves ettim, aldım. Salonlar kapalıyken saydırdık, ettik. Sonra bir tane bir vurdum, bu hale geldi işte. Sonra bir tane vurduk. Böyle. Tanıdık geliyor bu yerden bu görüntü. Elleme, elleme be. Allah. Hadi şimdi kaldır Murat. Bunu beklemiyordum ama. Geceler boyu sesini uyandım. Sen sandım ellere uzandım. Sana değil kendime kızardım ben. Sen giderken aramadım ama elim gitti telefona. Soramadım ama kalbim yine yan yana. Saramadım o belinden bir daha. 10 lira mı? Oğlum sakız 20 lira. Sakız 20 lira. Saydım kaç gün oldu. Saydım kaç gece doldu. Saydım her gün ayrı dön. Dön istersen. Saydım kaç gün oldu. Saydım her gün ayrı dön. Dön istersen dön. Bravo abi. Teşekkür ederim. Yoruldum. Kedi taklidi yaptım da arkadaşlar demin kusura bakmayın. Sen yap gene. Yoruldum ama. Kanka bize insan taklidi yapsan yeter ya. Gülsene lan gülsene gülsene. Yaşlı esprisi. Yaşlı esprisi dedi benden 3 yaş küçük. Yani onu da söyleyeyim Turgut 3 yaş küçük bu arada hani. Sivit mivit hudu mudu giyiyor da yalan. Yukarısı daha büyük abi. Burada şöyle bir şey var. Burası işte mesela kapıydı. Duvar öldürdük. Aynen. Evet. Diğer üst katın. Ha şöyle merdiven çıkıyordu oraya. Senin ev sahibi üst katta oturuyor dediğin aslında bu tek bir evdi. Burası 4 katlı bir villa. Ben ilk taşındığımda burası bomboştu. İster komple tut dedi. İster yarı yarıya yani ya üste ya da buraya taşın. Nereye istiyorsan taşın. Dedim ki komple tutarsak pere 3 yaşında 5 günde çocuğu bulamayız evden. Ben de dedim altı o zaman bayalım. Burası depo mu? Ha burası işte depo gibi şeyleri koyuyor. Eşyaları koyuyoruz.
Ha, Sezgin heykeller falan duruyor işte burada. Var. İnşallah evet, heykeldir evet. O. Buradan sanki birinin kafasını kesmişsiniz de koymuşsunuz gibi duruyor. Yok lan. Kan damlıyor mu ki, belli oldu mu lan? Burası? Burası yatak odamız. Ah. Gel, gel. Aa, ooo. Evet, iki Turgut ev. Burası da yatak odamız. Evin en sevdiğim manzarasının olduğu yer burası. Şöyle evet, göstereyim istiyorsanız. Aman ha, bravo. İnşaat. Köprü buradan görünmüyor ki. Normalde köprü şu an burada. Aa, bir dakika mi? Dur. Köprü orada. Şu köprü. Evet, ama niye görünmüyor? Görüyorum şu an. Ama burada niye çok uzak duruyor? Sen burayı çekeceksin. Ha. Ya normali bu işte. Zoom'un bu olması lazım. Evet. Bize köprü var orada falan diyor. Ben bakıyorum köprü yok. Telefondan büyüttü de kamerayla öyle çekebildik. Zor gördük. Bir de insan köprüyü görüyor diye niye sevindi? Deniz görmüyorsun, köprü görüyorsun. Ne alaka? Trafiği kontrol edeceğim. Doğal yandayız. Abi beni niye uyandırmadan buraya geliyorsunuz? Aa, evcil hayvanımla tanıştırayım sizi. Gel Murat. Doğru, yazın doğru. Genellikle yaz olduğu an çocuklar falan uyudu mu bir salonda çıkarız burada. Otururuz, çayımızı kahvemizi alırız. Ha, şurası zaten balkon senin. Aynen evet. Balkonda takılırız. Bir de yatak odanın şeyi daha farklı. Diğer yerlerde normal böyle salon. Evet. Salon eşyası ama yatak odası biraz daha özenilmiş. Ne? Ama biz özenmedik geldiğinde. Kim özen? Ev sahibi komple hepsinde oturduğu dönem yaptırmış. Aha. Vallahi hiç ben yaptırmadım yani. O mutfaktaki çiçek bir şey de yaptırmadım. Çünkü daha farklı özenirdim. Aslında tam benim stilim değil yani o duvardaki şeyler falan. Peki şey diyor musun? Bir gün param olursa hepsini değiştireceğim bunların diyor musun? Ya abi şöyle. Sezgi bana alışkanlık haline getirdi. Ben normalde eşya falan atamam. Eskiye karşı bir şeyim var. Atamam. Sezgi bir geldi. Her şeyi attı. Olmaz öyle. Kavga çıkar. Attık. Çıktı. Çıkar. Büyük kavga. Ağzımızın çıkar. Tadı da bozuldu. Köptüyse, kavga bitmez. Köptüyse, kullanılamaz haldeyse atılmalı. Anısı yok mu ya? Yok ya. Ya muhatap alma. Ya abi. Hayır hayır. Hayır hayır. Konuşma konuşma. Murat sen de ilk defa. Biz hiçbir şey İlk defa bir şeylerde ortak... Biz genelde ortak oluyoruz zaten. Değil mi? Sen bana gene de kızıyorsun bir yolda. Çünkü şey, ben seni biraz daha yontulmanı istiyorum. Ne yontulmanı bak, istiyorsun? Bak, hayvanlık okey. Hayvanız. Ama bazı noktalarda bir yontulmak gerekiyor kral. Bunu Sezgi abla mı yaptı? Aa yok. Bunu bir takipçimiz yapmıştı. Aha. Ondan sonra onun hediyesi. Sonra biz de bu kapıyı tutsun diye kullanmaya başladık falan. Burada şey gibi rapçi Jack diye bir şey vardı. Bu gece bu gece. Öyle bir herif var, ona benziyorum. Postmodern Ahmet Kaya olabilir. Tişörtün markasındaki şu şeyi kadar yazmış çocuk ya. Helal olsun be. Valla. Benim de bir tane var. Onu ben koyarım şuraya. Burası Sezgi Hanım'ın misafir odasını atölyeye çevirdi. O şey değil mi bu, böyle tutuyorlar böyle dönüyor dönüyor. Aynen. Büyüyor ucu. Aynen. Ucu. Şu çamuru kaldırmaya çalışsana bir. Turgut. Çamuru mu? Bayağı. Bayağı. Şu arkasındakini bir dene. Ağır ağır. Onu işte ben yukarıya çıkarttım arabada ama belim hala ağrıyor. Belim ağrıyor. Burası normalde geldin kardeşim. Hı hı. Hanımınla falan misafirliğe. Ya çok içtik. Bireyi fazla kaçırdık. Aha. Dedim ki hiç araba sürmeyin. Gelin burada yapın. Hop çekiyoruz. İki kişilik yatak oluyor. Çek yaptı burada mı? Aynen. Burada hanımınla güzelce rahatça oluyoruz. Sezgi ablan ne yapar biliyor musun Sezgi sana? Bas pedal hafif. Bir daha çok çalışıyor mu? Çalışıyorum. Bu Sezgi'ye... elle döndürme değil mi? Evet. Bak Murat kapat bir durdur. Bir de şimdi bu tarafa dönecek bak. Çevir. Bak oo, gördün mü bak. Mucit bu. Mucit valla. Burası kot mu bu? Çünkü üst kattayız ama değiliz. Burası yüksek. Değil. Tabii arkadan böyle bahçeyle çıkıyoruz. Bahçe şöyle rampalı. Aynen bahçe rampalı. Aynen. Böyle bahçeniz var. Bahçeli bir arada bahçenin bir kısmı abi. Bu. Bu bahçenin bir kısmı. Yani o böyle gidiyor. Zaten bahçe bana ait değil. Üst kat. Ha okey. O üst katı okay. Teras. Sen benim. Giriştesin okay. Bahçe de girişte. Nasıl senin olmuyor bahçe? Hayır o indiği zaman sağa döndüğünde direkt bahçesine çıkar. Ha. Yavaş yavaş. Burada çamaşır makinesi. Bu kurutma, altında da çamaşır makinesi çamaşır var. Makinesi burada var. İşte aynen şeyleri koyuyorsun. Gerçek kalite çamaşırla kurutmayı ayıran makinelerde olur. Çamaşır makinesi, çamaşırı yıkar, kurutma makinesi kuruttur. Bir makinede hepsi olan mı var öyle? Evet. Bunun öyle bok gibi. Benim yok, benim haberim yok. Bak niye? Çünkü atıyorum şu da yanlış. Bir yere gittin hem balık yapıyor hem kebap yapıyor. İkisini de yemem. Aynen. Söyle. Savunacaktım ben makinemi. Sen Abdülhamit'i savundun. Ya şimdi bir kere az yer kaplıyor tek bir şeyde olduğu için. İkincisi o bitti de ondan aldım diğerini aktardım derdi yok. Direkt yıkama bittiği gibi kurutmaya başlıyor. Evet. O yüzden akşam koy sabah al. 5,5 saat tamam, sürüyor. Bir dakika kurutuyor mu? Çok iyi kurutuyor. Kurutuyor mu şu an? Bir dakika bir saniye. Olsun bu da 3,5 saat. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ver şunu.
Lan adamın yüzünü görmedik ya. Gizem bu kurutmayı kullanıyor mu eşi? Kullanıyor canım, çok kullanıyor. Bana kullanmıyorum dedi. Yazın kullanmıyor, kışın kullanıyor. Oğlum gıybeti sen Turgut'tan alacaksın. Sen yanlış biliyor olabilirsin. Ben karımla ilgili olan şey doğru evet. Turgut'tan alıyorum değil mi? Evet abi, her şeyi Turgut bilir, evet. Turgut bilir. Ben şu an Turgut'a inanıyorum. Doğru. Senin makinene eşi kullanmıyor, asıyor muhtemelen. Hayatım ne demek kullanmıyor? Kardeşim siz kalıyor musunuz? Abi ortam iyi yani, çardak yapacağız şimdi. Konuştuk. Kardeşim de mangal yapacağım dedi. Biz de kalalım dedik. Canın sağ olsun kardeşlerim benim. Seve seve. Abi ha. Senin şey değilse, rızan yoksa bir göz kırp, ben şey yaparım onu. Yo, okey ben. Okey misin? Tamam. Ben çözeceğim abi o işi. Ben şimdi gideyim. Şey tamam. Ben çözüyorum abi. Teşekkür abi, ederim. Çok teşekkür ederim. Ne demek, çok ben teşekkür olsun. Ederim kardeşim benim. Çok güzel ev bu arada. Daha önce de gelmiştik. Daha ileri İnşallah sizlerin olsun. Bir dahakine tekrardan teras olur abi. İnşallah. Teras değil o. Neydi Muratçığım? Özür dilerim. Veranda da çardak Bak. Olur. Nerede adamın hediyesi? Ben... İşte şey işte sürpriz yaptım. Ya güldürdüm bitti. Oğlum Orkun'a da sen de benim fotoğrafımı götürdüm daha. Ne ama oluyor? Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Orada varaklı bir öyle altın çerçeve varaklı. Altın varaklı bir çerçeve vardı. Bu adamı affedersin öyle bok verir gibi getirdim öyle şeyden çıkartmışsın yazıcıdan. Ben bunun altında kalmam abi, ben Fırat abime hadi git şimdi kamelesini yapacağım. Hadi git şimdi yenisini getir. Kapıyı açtık hadi. Kapıyı açıyorum da. Gider misin? Kendine iyi bak abi. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bay. Görüşürüz. Sağ olsun. Hadi bay bay. Gerçekten kapı açıyor. Gerçekten gönderdi adam beni ya. Vallahi gönderdi. Şimdi Ömer gitti tabii. Biz ne yapacağımız kısmını düşünmedik. Kaldık ama trafik var falan. Ben çıkmayacağım bugün ben burada. Özetle bugün iyiyiz burada. Takılırız. Biraz daha pizza yeriz. Bir şey yaparız. Takılırız burada diye düşündüm. Sonrasına bakarız sonra. Bunlar mutfağa bir girdi. Mutfakta ne var ne yok. Oynamaya, hırmaya, çat, çut ses geliyor. Allah'tan ben şu konuda şöyle rahatım arkadaşlar. Sezgi, sevgili eşim, hayat arkadaşım gereken cevabı verecekti. Çünkü evladı gibi sever bizimkileri. Neden sever onu da anlamam da. Ama döverdi yani. Turgut'u da döverdi. Murat'ı da döverdi. İkisine de gücü yeterli. Ya ben Fırat abi böyle güldürecek küçük şakalar, komiklikler yapıyorum. Karşılığında bana hayvan, öküz, sığır, davar gibi hakaretlerle geliyor. Hani hiç o yaba ayaklarına bakmadan ayı diyor bana sürekli. Öküz diyor. O kafasındaki peruğa peruk dediğimiz zaman kızıyor, protez diyor falan. Çok gereksiz hassasiyetleri var başta da dediğim gibi. Ben en küçük olarak tabii bir şey demiyorum. Birkaç yıl ama ben de yaşlanacağım ve birkaç yıl sonra bu karşılıksız hakaretler şiddetli kavga boyutuna dönüşecek ve büyük ihtimalle benim öldürülmemle sonuçlanacak diye düşünüyorum. Misafiriniz kaldı. Hocam ben seni dinledim. Ben seni dinledim. Gerçekten çok sinirlendim. Gerçekten çok sinirlendim. Ne yapıyorsan yap. Altı beyazlık. Bana bak sana. Altına yazdık koyduk yükselsin diye.